Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Birçok palet çeşidiyle palet üretimini ve satımını gerçekleştiren Türksan Palet'le buluşmak için Antalya'ya doğru yola koyuluyoruz. Palet sektöründe kaliteli ürün ve hizmetine vurgu yaptığımız söyleşi için sözü şimdi Eylül sana bırakıyoruz. O zaman öncelikle kısaca sizi tanıyalım Erhan Bey, sonrasında da firmanızla konuşalım. Aslen Erzincanlıyım ama velakin İstanbul Tuzla doğumluyum. 40 yaşındayım. Evliyim. 2 tane çocuğum var. Bir tane de inşallah gelmek üzere. 2 ay sonra tekrar bir doğum bekliyoruz. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yavaş yavaş aslında üretimden bahsedebiliriz. Yani palet üretimi ve sevkiyatı nasıl gerçekleşiyor sizden dinlemek isterim. Evet. Şimdi palet üretimimiz ilk başta dağdan tomruğun gelmesiyle başlıyor. Tomruk ihaleleri oluyor. Bu şekilde biz yeri geliyor ihaleye giriyoruz. Yeri geliyor ihaleye girmeden toptancılardan malı temin ediyoruz. Mal buraya geldikten sonra da kendi tesisimizde bunu istenilen talebe göre, kimisi palet istiyor, palet yaparız. Kimisi palet olmadan demonte halinde ister, demonte şeklinde yaparız. Ondan sonra kereste üretimimiz mevcut bu durumda. Mongolov evler de yapıyoruz. Ama tabii bu eğer ki yoğunluğumuz olmazsa mongolov ve kereste işine dönüyoruz. Çünkü palet işimizde biraz sıralar yoğunluğumuz var. Yıl sonuna kadar ikinci bir işi alamıyorum mesela şu anda. Dönem dönem değişiyor. Tabii dönem dönem değişiyor. Mesela 11. aydan 12. aydan sonra bizim biraz durgunluğumuz başlar. Ocak ayı, Şubat ayı, sayımlar vesaire bu gibi şeyler olduğu sürece biz biraz orada durgunluk yaşarız. Az önce saydığım alternatifleri o süreçte kullanıyoruz. Mongolov ev olsun, kereste olsun. Bunları o süreçte kullanıp bir şekilde kısıtlanmış süreci geçmeye çalışıyoruz. Tabii bu işin emeği çok yüksek, çok büyük. Birçok kişiye istihdam sağlıyorsunuz. Aynı zamanda makinalarla da birçok işler yapılıyor. Biraz da kalite politikanızdan bahsetmek istiyorum. Üretim nasıl gerçekleşiyor bu noktada? Ham madde geldikten sonra zaten ilk önce hedefimiz şudur. Biz bir malı gönderdiğimiz zaman o maldan kesinlikle bize şikayet gelmemesidir. Çok şükür biz de 2 senedir burayı devraldık. Bugüne kadar yaklaşık 150-200 bin palet üretmişizdir bu süreç içerisinde. Bununla ilgili bugüne kadar herhangi bir şikayet hiç gelmedi. Yok işte yanlış yaptınız veya paletlerde problem var gibi çok şükür bir şikayet duymadık. Çünkü bizim sektörümüzde bu tarz şeyler devamlı olur. Malı buradan göndeririz, bir tır mal gider mesela öbür taraf beğenmez, red verir, o bir tır mal orada kalır. Biz burada malı üretirken normalde herkese bir tane ustabaşı vardır, bende 3 tane ustabaşı vardır. Bir tanesi kalite kontrolcüdür, bir tanesi içerinin ustabaşıdır, bir de çakım hattının ustabaşı vardır. Bu şekilde bunu yapmamın sebebi ürünün hatasız çıkması için. Yani malı üretiyoruz, herkes kontrol ettikten sonra tıra yüklüyorum. Neden? Çünkü mal gittiği zaman biz bu reti yemeyelim diye. Çünkü önceden belki bir tır mal uygun fiyattaydı, ucuzdu ama şu anda artık bir tır palet 200-250 bin liralara gibi dayandı. O yüzden bir tır malın heba olmasını istemem. Tabii. O yüzden ne yapıyorum? Bir tane eleman fazla koyup malın kalitesini her zaman için üst düzeyde tutuyorum. Yani herkes görevini titizlikle gerçekleştiriyor yani ve kaliteli bir ürün ortaya gerçekleştirmemiş çıkıyor. Gerçekleştirmemiş olsa yaklaşık 1,5 senedir aynı firmayla çalışıyorum. Yani bu fabrika beni kabul etmez. İkinci bir sözleşmeye yanaşmaz benimle. Şikayet gelmiş olsa çünkü palet üretimi yaparken desi hesaplaması yaparız. Verdiği belirli bir ölçülerin sonucunda çıkar bu DS hesaplaması da. Şimdi bazı paletçiler de burada 2 kalınlık yerine 1.8-1.9 kullanarak malzemenin kalitesini düşürmüş oluyor. Karşı tarafta bunu ölçtüğü zaman çünkü kumpasla ölçüyor. Mal indiği zaman kalite kontrolcüleri var fabrikalarında. Bunları da kumpasla ölçüyor. Kumpas da ne yapıyor? Zaten ölçtüm mü görüyor. Bu sefer de red veriyor direktmen. Yani arada bir tane işte 1.9'du. Neden red verdiniz deme gibi bir şansımız da kalmıyor. Çünkü benim için fark etmez diyor. Bir tanesi hepsiyle aynıdır deyip komple mala red veriyor. Yani bunun içinde bir tane var, 10 tane var ayıralım gerisini alın deme gibi bir şansımız olmuyor. Ya o malı oradan buraya tekrardan Antalya'dan buraya getireceğiz. Biz de tekrar kontrol edeceğiz, tekrar bir daha göndereceğiz. Bu da bize bir nakliye külfeti olacak. Çünkü önceden nakliyeler de ucuz.
Ama şu anda buradan İstanbul'a nakliyeyi göndermek 20 bin liralara geliyor yani. Bir gitmesi 20 bin, bir gelmesi 20 bin, daha 40 bin yapıyor. O da bize komple bir zarar oluyor. Peki misyon ve vizyonunuz hakkında neler söyleyeceksiniz? Aslında ilk başta bu işe girdiğimiz zaman Antalya'da misyonumuzu şöyle belirledik. İyi bir firma olarak herkes bizim göstermesini düşündük. İlk buraya geldiğimiz zaman buranın belirli başlı bir büyük bir firmaları vardı. Ve biz ilk başta burada onlarla çalışarak kendi adımızı duyurduk piyasaya. Çünkü bize sordukları zaman kiminle çalışıyorsun diye burada büyük firmalarla çalıştığımı söylediğim zaman bununla çalışıyorsa burada demek ki bu da etkili olur diyerekten. Böyle reklamımızı böyle yaptık aslına bakarsın. Hı hı. Bu şekilde de insanlar şimdi bizi artık Türksan Palet olarak Antalya'da tanınan bir firma olduk. Türksan Palet'in gelecek hedefleri nelerdir? Zaten ilk geldiğimiz zaman bu fabrika 3,5-4 dönüm üzerineydi. Biz bunu daha sonra üzerine 6 dönüm daha koyup 10 dönüme tamamladık biz burayı. Bir hedefimiz de tabii ki ikinci bir şubemizi açabilmek burada. Eğer ki olursa yine bir bu kadar büyüklüğünde bir ikinci şubeyi planlıyoruz. Ama bu Antalya olur ama başka bir il olur. Onun şu anda mesela şeyini veremiyorum, garantisini veremiyorum. Ama orman yangınlarının çıktığı yerlere gitmemiz birazcık daha şey oluyor, sıcak bakıyorum. Neden sıcak bakıyorum diyecek olursanız, yanan ağaçları buradaki, Antalya'da da yanan ağaçların hepsini biz paletçiler değerlendirdik. Yani onların hiçbiri çöpe gitmedi. Hepsini bize getirdiler onların. Hepsini biz işledik. Palet, kimini palet yaptık, kimini kereste yaptık, kimini mongolov ev yaptık. Talebe göre bu şekilde bütün şeyleri değerlendirdik. Şimdi Çanakkale'de de yanan yerler bayağı bir yer yandı. Çok yer yandı. Tabii gönül ister yanmasın ama bir şekilde yandı, böyle bir şey başa geldi. Çanakkale'yi düşünmüyor değilim. Oraya belki bir tesis daha kurabiliriz oraya. Ama kuramazsak da burayı 10 dönümü, 15 dönüm veya 20 dönüme çıkarma gibi bir hedeflerimiz her zaman var. Bu süreçte ülkemize de katkı sağlamak için bu tür girişimlerde bulunuyorum. Daha da inşallah katma değer kazanmak için, devletimize yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. Evet, yaptığınız çalışmalardan ve üretimden bahsettik. Yavaş yavaş şöyle konuştuklarımızı toparlayacak olursak, son kez izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Öncelikle vakitlerini arayıp bizi izledikleri için teşekkür ederim herkese. Palet ihtiyaçları veya mongolov, kereste gibi ihtiyaçları olursa da seve seve karşılamaya hazırız. Peki, çok teşekkür ediyorum bu kıymetli sohbet için Erhan ben Bey. Ben teşekkür ederim. Çok İnşallah hedeflerinize ulaşırsınız. Çanakkale'de de ziyaret ederiz sizi umarım. İnşallah, eğer öyle bir yere geçersek her zaman beklerim İnşallah. Sizi. İnşallah. Evet sevgili Lifestyle izleyenleri, sizlere bugün Antalya'dan seslendik. Türksan Palet'e konuk olduk. Firma sahibi Erhan Boğaz'la birlikte çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Evet, palet üretiminde güzel çalışmalar yapmaktalar ve güzel hedefleri var. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşça kalın. Evet, değerli seyircilerimiz, bugün de lokomotif sektörlerimizin liderlerinin değerli fikirlerini dinleme fırsatı bulduk. Bu haftalık da programımızın ne yazık ki sonuna geldik. Yenilikleri, gelişmeleri ve sektörel başarıları birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.